Herkese merhaba. Tonguköy'de bazı elementlerin kullanım anlarında ikincisi çıkmış. Devam ediyoruz. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Artık yapma evladım. Allah Allah. Evladım bazı elementler deyince aklına alüminyum geldi mi hiç? Alüminyum folyo ile yaşıyorum hocam ben. Daha karizmatik ve daha alüminyum aldır değil mi Tonguç? Al evet. Bakalım sana alüminyumu. Teşekkür ederim. Peki hocam. Alüminyum nerede kullanılır? Bak teleskop yapımında kullanılır. Uzay gemisi yapımında kullanılır. Uçakların üretiminde kullanılır. Çünkü çok hafif bir metaldir. Güç uyanıyor bak, hocam. Dayanıklı ama hafif bir metaldir. Dolayısıyla uçağın cisimlerde çoğunlukla alüminyum kullanılır. Hatta cep telefonunda bile kullanılır. Ya benim cep telefonum alüminyum. Aa. Evet aynen arkası alüminyum. Bak mesela. Cep telefonu bakalım. Bak çatlıyor. Reklam olmasın. Bak burası alüminyum görüyor musun? Bir kırar mısınız hocam? Şşt şşt falan böyle bükülebiliyormuş. Ama hocam Çin olanlar neyse. Alüminyum değil mi? Sizinki Çin olan değil mi? Çin olanlar şeyden yapılıyor. Kalastan yapılıyor. Tamam, sizinki o zaman kalastan. Silisyum dediğimiz zımbırtı ise Si ile gösteriliyor Tonguç. Ve silisyum kumda var çoğunlukla. Silisyum cam kumdan yapıldığını biliyorsun değil mi? Evet hocam. Cam dediğimiz zımbırtı aslında kumdan yapılıyor. Dolayısıyla camın içinde de var ve aynı zamanda bilgisayarlarda var. Silikon Vadisi'ni duydun mu Tonguç? Amerika'da Silikon Vadisi denilen herkes bir bölge var. Herkes silikon taktırmış. Hayır, onunla alakası var. Herkes bilgisayar çipi üretiyor. Dolayısıyla bilgisayarlarda çoğunlukla silisyum kullanılıyor ve yarı iletken olduğundan dolayı silisyum kullanılıyor diyoruz. Peki fosfora bakalım Tonguç. Fosforlu diş macunları. Aa. Tüketmen çok iyi olabilir evladım. Neden? Çünkü fosfor dişi kuvvetlendiren bir madde. Dolayısıyla diş macunlarında kullanılır fosfor. Deterjanlarda kullanılır Tonguç. Aynı zamanda gübrede de kullanılır Tonguç. Aa. Gübre de toprağın verimini arttıran bir madde. Hayvanın kakası değil mi hocam gübre? Hayır. Ha bu yapay gübre. Evet yapay gübre. Gübre. Fosforu kullanabiliyoruz. Aynı zamanda kükürde bakarsak sülfürik asitte bulunuyor kükürt. Ve asfalt yapımında kullanılıyor Tonguç. Aa. Asfalt yol diye siyah dediğimiz atışlar var ya. Bunun yapımında kükürt kullanılıyor. Aynı zamanda boya üretiminde de kükürt kullanılıyor diyoruz Tonguç. Klor peki nerede kullanılıyor Tonguç? Havuzlarda kullanılıyor. Havuzlarda ne yapmak için kullanılıyor Tonguç? İşediğimizde belli olmasın. Hayır Allah seni ilgilenmesin. Efendim havuzlarda dezenfeksiyon için kullanılır. Yani mikroplar ölsün de bu insanlar hasta olmasın diye. Çünkü 500 bin tane insan aynı havuzun içine giriyor. Aynı pis. Ay çok fena bir şey. Dolayısıyla adam klorla kullanarak bunları öldürüyor. Aynı zamanda Tonguç potasyum dediğimiz madde. Potasyum dediğimiz madde de bitkilerde kullanılıyor. Bitkilerde gübrede çoğunlukla var. Aynı zamanda bitkilerin yapısında da çoğunlukla var. Ve Tonguç'cum dinamit patlayıcı madde yapımında bile kullanılıyor. Patlayıcı madde bakalım yapımında şu yer fıstığı bile kullanılıyormuş hocam. Yani yer fıstığından patlayıcı madde yapılıyormuş. Onun içindeki gaz, yer fıstığı hani biz yiyince gaz yapıyoruz ya hocam. Evet. Onunla dinamit de yapılıyormuş, bomba da yapılıyormuş. Allah Allah. Şunu birkaç tane daha zaten şey bomba gibisin ve fıstık gibisin oradan geliyormuş. Yani. Harikasın. Çok güzel evladım. Bak bitkiler için çok önemli dedik potasyum. Aynı zamanda klor plastik üretiminde de kullanılabiliyor Tonguç. Onu da bilelim. Ödüllü sorumuzu yap cevapları gönder. Üşenmiyorsun Tonguç'cum. Video bombalamamız sürümüze devam ediyor. Bir önceki videomuz bazı elementlerin kullanılanları bir videomuz ve bir sonraki videomuzu mutlaka izlemeyi unutma. Bu videoyu like etmeyi unutma. Görüşmek üzere I evladım. Like bay bay.